Tamam. Necmi'yle tiyatro sahnesinde bir evliliği resmediyorsunuz. Fakat ismi manidar. Benimle delirir misin? Yani ha? Ah. Evet. Ne güzel. İlişkilerde biraz öyle bir şey yok mu mesela? Evlilikte hani, bir de ya ilişkilerde var da evlilikte de var mı delilik ya? Ben evlenmedim hani evlenenler. Ben sen daha evlenmedin mi Meta? Yapma. Hayırlısı Meta, hayırlısı. Ama sen böyle kediyle şeyle uğraşınca olmuyor. Vallahi ne yapayım. Öyle ya. Öyle kalacaksın yani. Nasıl geldiğiniz öyle gideceksiniz. Kedi aynen, köpek öyle. Derdine düşmüşüm. İki kedi bir köpek. Evlilik bir delilik müessesesi mi Necmi'ciğim? Ya biraz öyle ya. Kendini hani, mi oynuyorsun ya? Evlenir misin derken aslında bir hayır. Delirir misin demek istiyorsun. Çünkü iki tane farklı dünyadan gelmiş. İki farklı aileden bakış açısından bir araya gelmiş insan ki öyleysen bu durumlara düşüyorsun. Ve aslında hiç de abartılmayacak dışarıdan üçüncü bir göz olarak baktığında çok komik şeylerden çıkan büyük kavgalara ve boşanmaya giden şeyleri anlatıyoruz. Aslında bakın diyoruz çok saçma şeylerden bu durumlara düşüyorsunuz yani demek istiyoruz. Ama gerçekten birbirini anlayan, aynı bakış açısında olan insanlar için bu geçerli değil. Tabii ki güzel evlilikler de var. Kendi evliliğin için bir workshop olabilir mi bu oyunun aynı zamanda? Ya bizi izleyen bütün seyirciler kendini workshop'ta görüyorlar. Yani sürekli gerçekten. Evliliğinden mutlaka bir şey geliyor. Şöyle bir şansı var oyunumuzun. Kendi ilişkilerine, çünkü çok güncel ve çok benzer şeyler anlatmaya çalışıyoruz mizahi bir dille. Kendi hayatlarından bir parça görüyorlar. Görüyorlar yani içinden bir şeyler. Evet. Herkes istediğini alıyor, alabiliyor alıyor, yani. İstediğini eksiltir. İstediğini peki bu oyundan sonra evlilikten soğudun mu yani mesafe açıldı mı bir? Hayır, aksine evlenmek evlilik, istiyorum. Evlilik hadi biz izli baş programı yapıyorsunuz. O zaman evlilik teklifleri geliyor. Alıyorsun değil mi? Alıyorum. Ha bunun üzerine performans yani, üzerine evet, belki alabiliyor evet. Da hani enteresan ya bir şey. Ya boşanmak bu. Üzere olanlar tekrardan devam etmeye karar verdik diyorlar. Ya abi terapi programı, izdivaç programı acayip bir şey yani. Çünkü evet. Çok güncel bir konu. Yani kadın erkek ilişkisine hep güncel biliyor musun Mehtap ya? Hep Adem'le güncel. Adem'le. Zaten oradan çıkıyor işte. Öyle bir repliği de var. Benim repliğim de var öyle. Oradan çıkıyor yola. Evli olsun veya olmasın. Sonuçta kadın ve erkeğin birlikteyken ne yapıp ne yapamadıklarını mizahi bir dille anlatmaya çalışıyorsun. Evlenmeye çalışıyorum. O yüzden geldim ben buraya. Yok evcilik, şimdi yok bekarlık. Bu ne? Bu kadının derdi ne? Abi evlenmek istiyorum diyor ya. Ya performans bu yüzden. Dur ne olur ya. Performans bu yüzden çıkmış ortaya. Şimdi bir kadın çok güzel anlattı. Bu kadın koca arıyor resmen ya. Hem izdivaç programı hem yani bir terapi programı. Çok ilginç bir şey. O yıl. Aa benimle denir misin? Şimdi siz bu programı başkan el attı. Herhalde evet, başkan el attı. Saygılar başkan. Estağfurullah. Estağfurullah. Yanlış yerde. Anadolu turnesinde miydiniz? İstanbul'da oynuyor mu? Biz İstanbul'da görelim de ona göre. Ya Nuri abi bildiğin burada laf çok diyor. Nuri Alço öyle burada laf çok. Hoş geldiniz. Buyurun Nuri abi. Sevgili Nuri şimdi devam eder misin? Ama bakamıyorum ne kadar yakışıklı değil mi Mesut? Hakikaten öyle. Gerçekten ben mi? Nuri abi. Metin alma üzerine bunları. Alma. Sola çalışıyor şu anda. Sola çalışıyor şu anda. Ben de ama gönül buraya çalışsın. Ama Metin senin. Ben sana mi? Çalışacağım biraz. Canım. Ben gönlümün yakışıklısı. Metin diyen diline kurban. Mesut'cum sen yanımıza gel sen de Nuri'yi alsak. Böyle alsak. Metin'i böyle alsak. Alışmış adam ya. Alışmış yani fena. Abi, canım beni sattın mı kiraya mı verdin? Yok arada bir. Arada bir. Günler görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Böyle bir programda daha çok duramam ben. Metin Bey hoş geldin. Hadi hoş geldin. Siz oturalım yerinize. Biz şimdi Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. Çok güzel. Meselemizi anlatalım kurtulalım diyorsun. Evet anlatın. Biz sizin yani ondan sonra. Sorayım ki bir an evvel. Daha çok teşekkürler. Gidecek yani. Biz de gelelim seyretmeyelim. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oynuyoruz. Galamıza da buyurun. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Bir hemen tweet geldi. Bütün Türkiye'yi de dolaşıyoruz. Sus tweetlik gittiğimiz yapma. Benimle delir misiniz dediğim en muhteşem oyundu tek ay kelimeyle. Keşke orta sahada biraz daha top sürselerdi. Vay vay vay. Belli ki sıkı müşteri çok anladığım haklı kadarıyla. Çözüm. Ama bu erkeklere geliyor burada söz. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hani kim? Kadınlar mı kazanıyor erkekler mi? Berabere bitti. Berabere. Ha skor tabelada birliktelik varsa tamam uzatmalarda bakacağız. Hiçbir ilişki berabere bitmez yalancısınız. Sürpriz zaten. Göz kırpmıştık. Evet, bak, ben sol gözümle kırptığım için yine o. Sen göremedin. Sen göremedin. Şu körlüğün Allah belasını. Evet ya Metin abiye ne içirdiyseniz biz de istiyoruz çünkü moralim çok bozuk ondan istiyorum diye. Arkadaşa hemen gönderelim. Ben sevgiyi post içiyorum kardeşim. İç sevgiyi benim gibi ol. İç sevgiyi benim gibi ol da güzelmiş. Nuri abi evet. Sendeki tecavüzcü potansiyelini kim keşfetti? Yani ya benim genelde tecavüzcü olayı
coşkuna daha çok yüklenen benim mafya babası oynadım. Diyelim. Ben yani hep Kayıp Kızlar'da benim başladı ilk karakter oyunculuğum zaten. Ondan sonra Ahudu Tuğba'dan sonra Hülya Avşar'la Tele Kızlar'ı çektik. Arka arkaya gelen bir film projelerinden doğan şeyler ama iyi ki çekmişiz. Çünkü 80'li yıllarda o zaman hakikaten genç nesile bir çok güzel mesajlar verdik. Çok iyi dersler gibiydi bunlar ya. Tabii ders verdik. O zaman siyah beyaz televizyon vardı. Daha renkli televizyona geçirmemişti. Renklisi daha fena oldu. Yalnız sinema vardı. Böyle Beyoğlu'na girdiğiniz zaman bütün bez afişlerde, yağlı boya bez afişlerde reklamlar vardı. Filmlerin, sinemaların reklamları. Tabii o zaman Anadolu'dan hep göç eden kızlarımız meşhur olmak için İstanbul'a gelen, işte kötü yollara düşen, kalacak yerleri yok, gidiyorlar birinin yanında kalıyor. Onların işte uyuşturucu batağına düşmeleri, kadın satıcıların eline düşmeleri. Gerçekten Türkiye'nin oğlu da buradan teşekkür etmek lazım. Bir sürü şeyi düzelttin aslında. Böyle şeyler, projeler çıkardı. Onları işledik. Ben çok da memnunum. Yani. Belki çok küfür edildi sana ama bir sürü şeyi düzelttin. Hayır, yani hep gençler için. O küfürlerin dönüşü bana çok güzel oldu. Başka şimdi yani şu zaten şu tarzını tipi gören kim küfür edebilir yani sana? Ben mutlu, burada bir şey söylemek istiyorum. Yani çok samimiyim. Buyurun. Sen o kadar büyük bir hizmeti ailelere, annelere ve babalara daha çok. Çocuklara tabii ki yaptın ama anne ve babalara o kadar daha bence çok ilintili bir durum doğdu ki. Yani olabilecek her tehlikeyi bu senaryolarla, bu sahnelerle göstererek anne ve babaların çocuklarına ne kadar dikkat etmesi gerektiğini anlamalarını sağladı. Evet. Yani tıpkı içini film gibi görerek aslında hayatı filmleştirmek. Bak bu da olabilir. Dikkat Sen edin. İzledin mi Nur abi'nin filmlerini? Her zaman Metin. İzledim. Bunu şaka yapmayarak söylüyorum. Her zaman izledim. Her zaman da izliyorum. Senin yolundayız başkan. Başkan. Al canım benim. Allah Sadece Sayın sosyal başkan, mesaj anlamında. Sayın Başkan belki o gençler yani şimdiki zamanı gençleri görmemiş olabilir filmlerinizi. Bir parça arkadaşlar minicik bir şey hazırladılar. Bir onu bakalım. Nuri abi Metin sana da bir hatırlatırız. Bak nereden nereye tamam. Görüyor musun? Yıllar Niye bana hatırlatıyorsun? Geçiyor. Yıllar çok çabuk geçiyor o anlamda. Senin için de öyle. Hepimiz için. Buyurun. Burada bekleyin. Çekinmeyin. Ben yabancı sayılmam. Abi o zaman pis adamsın ya. Sarhoş değilsin ama çok tatlısın. Çok. Yaşadığın kadar yaşamayacaksın yenge. Ben seni düşünüyorum. Güzel bir gün mü gördün sen? Hadi. Hatırım için. Haftanın üç gününde İstanbul'un en güzel kadınlarını buraya getiriyor. Şeytan tüyü var herhalde. Oluyor. Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor. Fena oluyorum. Oh başım. Çok güzelsin ya. Sorabilir miyim? O gece, yani Nesli'yle geldiğimiz o gece ne olmuştu bana? İçkine ilaç konulmuştu. Uyarıcı, tahrik edici bir ilaç. Gene ister misin? Bu kez ihtiyacım yok. Çünkü seni gerçekten istiyorum. Maria Hanım belki bilmezsiniz. Nuri Alçaltürk sinemasında hakikaten... Ergenlerin eğitimine yönelik çok önemli mesajlar verdi. Biz onu teoride aslında biraz da kendi kişisel utancımız olsun bizim gibi adamların. hep şey dedik işte hani tecavüz konusu, tecavüz demeyelim de işte şeyde cinsel istismar konusunda bir uzman. Fakat bir kuşağı hakikaten uyuşturucu, demin anlattığı gibi kandırılma batağından kurtaran aslında en büyük Türk aktörlerinden bir tanesidir. Onun en ünlü olduğu konu içine ilaç atılan gazozdur. Türkiye'de çok popülerdir bu. Bizzat onu size tattırmak isteriz. Arkadaşım lütfen getirir misiniz? Bir dakika önce Nuri abiye verin. Evet. Nuri abi. Aa, ben onu...
Abi siz sıvı atıyordunuz galiba anladığım kadarıyla. Yok abi ben böyle. Bir dakika Nuri abi veriyor. What would you like to do? Nuri abi. Metin dur Nuri abi veriyor. Ben şimdi böyle mesela böyle bana bak bir şey söylerken. Şu anda size. Gördüğünüz gibi. Ay canım. Evet. Var yanıma vermiyor. Konuşma böyle. Gayet güzel. Necmi sen şimdi onu hiç anladın mı? The girl wouldn't wonder that there is something dissolving in this. O çok enteresan yerlere şey götürüyor sizi. O onun tamamını içtiğiniz zaman bulutların üzerine. Mehtap senin canını çektiyse senin için de çok özel bir formül hazırladık biz. Şeyde buyurun. Ben de sana bu da Mesut Yan ilacı buyurun. Yani İsmet son da değilsin. Bak evine götür. Almayacağım diyorsun. Şimdi onu söyleyecektim. Evet bu zayıflatan kapsülümüz efendim. Mesut hala herkes soruyor. Bildiğin bu yağ yakıcı ama yani başka türlü yağ yakıyorsunuz.